unuttum her şeyi ben, aklım fikrim sizinle. Koşturmaktan yoruldum gönüller olsun diye. Bak gelip geçiyor günler, hepimize de yazık. İçimiz of daraldı, anlaşmalıyız artık. Bazen o kadar uzak, bazen de yan yana. Asırlar süren bir oyun, gerile kaynana. Kadın ya adı hep aynıdır, genci yaşlısı. Bitmedi, bitmeyecek bu iktidar. Bazen o kadar uzak, bazen de yan yana. Asırlar süren bir oyun, gerile kaynana. Kadın ya adı hep aynıdır, genci yaşlısı. Bitmedi, bitmeyecek bu iktidar kavgası. Made in Turkey. Allah, bayılıyorum şu cumartesi gecesine Selin. Vay, bütün bir haftanın uykusuzluğunu şimdi ben bu geceden çıkaracağım. Bak, daha rahat uyuyabilmek için pijamalarımı bile değiştirdim. Ben de öyle. Belki de temin ettim. Bizden önce kalksa bile odamıza girmeyecek. Peki. Fatma ile Mustafa? Hallettim. Bizim sesimizi duymadan odalarından bile çıkmayacaklar. Şimdi, bir saniye. Perdeler tamam. Su da tamam. Yalnız benim var ya, su bile içmem lazım ya. Gece böyle uykumu bölüp tuvalete kalkabilirim, su iptal. Yastıklar, yastıklar. Yastıklar tamam. Çok güzel. O zaman bize yapacak tek bir şey kalıyor. Yarın öğlene kadar uyumak. İyi uykular aşkım. Ay uykular canım. Kapıyı kapatmayı unuttuk. Evet, tekrar ve son kere iyi uykular. Sana da aşkım. Alo, efendim. Anneciğim sen misin? Ha. Ne oldu, bir şey mi oldu? Ya anneciğim istediğin zaman arayabilirsin tabii de, ne bileyim ya, pazar sabahı bu saatte arayınca korktum bir şey oldu diye. Kalkmıştık. Kalktık. Kalkıyorduk yani. Anneciğim niye yoruyorsun kendini pazar pazar ya? Ha? Anne ne kahvaltısı ya? Ha? Vallahi tokuz. Tokuz. Anneciğim hiç gerek yok. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam, birazdan orada oluruz ya. Tamam. Yok, gelir tamam. Gecikmeyiz fazla. Tamam anneciğim. Selin'cim, hayatım. Uyuyorum Levent. Aşkım, canım, bebeğim, güzelim. Dönem, onu demeyelim. Garınım. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Hayır Levent. Dış güçlerin bütün baskısına rağmen sabahımı bozmayacağım. Hala uyumaya devam ediyorum. Hayatım, annem şey diyor ya. Sabah diyor, bana diyor kahvaltıya gelir misiniz diyor. Yani baksana ya, sabah sabah kadın kahvaltı hazırlamış. Ne düşünceli bir şey ya. Tam olarak böyle mi dedi annen? Yani tam olarak tamam, bu kelimeleri kullanmamış olabilir ama sorunun içinde şey Levent, var yani, kahvaltı... Levent, yapı ağzında geveleme. Annen tam olarak ne dedi? Daha dokunun kahvaltıya gelmedi. Duyamadım seni. Sabah diyor dokunun kahvaltıya gelmedi. Ne diyorsun sen ya? Ya sabah 9'da kahvaltıya gelin diyor işte. Ya niye hep
oluyor? Sabah 9'da değil mi hep? Hayır, neden hep annen karar veriyor? Ya şey işte, çay saat 9'da hazır olacakmış. Yani gecikirsek kararıyormuş. O bakımdan yani. Hadi kalk gidelim hadi. Ya nereye? Ya kahvaltıya güzelim. Bak ne güzel beleş kahvaltı. Hadi karartmayalım çayı. Neden bana sormadan kabul ettin? Hani uyuyacaktık biz bu sabah? Ya sen yolda uyu hayatım. Ben oraya gidince yine uyandırırım seni. Ya neden bizim kaç saat uyuyacağımıza bile annen karar veriyor ya? Gelmiyorum ben. Sen yalnız git. Ya yapma güzelim ya. Bak hep böyle oluyor. Ondan sonra ben ortada kalıyorum. Bir daha da kimseye yaranamıyorum ya. En çok da karına yaranamıyorsun. Bilmiş ol. Ya Selin'ciğim sen de annemi tanımıyor musun ya? Allah Allah. Ne yapsın işte o yaşta kadıncağız yani. Kalkmış sabahın köründe kahvaltı hazırlamış bize. Daha ne yapsın? Çayı demlemiş. Şimdi karasın mı yani çay? Onu mu istiyorsun yani? Ya yine de sabahın köründe aranıp emri var ki yapılmaz ki Levent. Ya biraz erken uyanmış kadın. O da ne yapsın? Uyku tutmamış demek ki. Kalkmış bizim için kahvaltı hazırlamış. Hiç olmazsa biraz daha geç gitseydik. Aşkım gitseydik geç ama çay ne olacak o zaman? Çaya ne olacak? Çay kararmasın ama değil mi? Levent, biz ne zaman sadece 3 kişilik bir aile olabileceğiz? Ya daha çocuk da uyanmadı. Uyanır, uyanır. Şimdi uyandırırız. Hadi, hadi. Of ya, of ya. Bir pazarımız var şu an. Hale bak ya. Uyan Berkeciğim, uyan. Görevde uyunmaz. Gel buraya, gel. Babaanneni bekletmeyelim. Çay kararmasın. Ya uyandık işte bakın ne kadar dinçiz değil mi? Mutluyuz. Boşuna dememişler sabah erken uyananlar daha mutlu olur diye. Hatta büyüklerimiz demiş ki gün doğmadan... Ay Levent susar mısın ya lütfen? Kızım çantamı unuttum. Ne çantası oğlum? Bugün servise gitmiyorum. Bugün okul yok mu? Levent ya bari bu çocuk uyusaydı. Oğlum hadi arabaya kadar dayan sonra yolda kestirirsin hadi. Levent, benim dönüşte alışverişe gitmem lazım. Gideriz güzelim, tamam. Tamam, nereye istersen gideriz, hadi. Biliyorsun kızlar gelecek. Evde de hiçbir şey yok, mahcup olmayayım. Tamam hayatım, hatta alışverişi yaparız. Ondan sonra akşam üçümüz beraber kebap yemeye gideriz. Ne dersiniz? Vallahi be! Oh, vallahi iyi olur be Levent, ne zamandır kebapçıya da gitmiyoruz. Ya işte bu ya! Bu ya, benim ailem bu ya. Biz aslında çok mutlu bir aileyiz ya, ha? Canlarım benim. Oh, oh! Abartma Levent'cim, abartma. Hadi çay kararmasın. Ya çay kararmasın diye şu yaptıklarımıza bak. Adalet Hanım çayı koymasa bunların hiçbiri olmayacak. Tamam, şimdi bak, Berkeciğim akşam bir lahmacun çekeriz. Onun üstüne bir şiş, bir kanat, bir köfte ha? Ne istersen. Künefe de yiyebilir miyiz? Yok, künefe de yiyeriz. Kadayıf da yiyeriz. Kabak tatlısı da yeriz. Sabah sabah inanmıyorum size ya. Hadi yürüyün, hadi. Hadi. Fatma! Geliyorum hanımcığım. Hadi Fatma hadi. Geliyorum hanımcığım. Hadi hadi Fatmacığım. Al şu torbaları içindekileri bir güzel yerleştir. Yalnız önce donmuşları hallet çünkü hava çok sıcaktı erimek üzereler. Peki hanımcığım. İyi hanımcığım. Şey diyecektim. Hadi ama ne diyeceksen de arabada bekliyorlar. Şey hanımcığım. Adalet Hanım burada. Adalet Hanım mı? Aa, o niye o? Daha 3 saat önce beraberdik biz. Ya ne işi var burada? Hasta falan mı yoksa? Maşallah, sapasağlam. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Kabak kalye. Ne? Neden? Vallahi bilmiyorum. Anneciğim hayırdır? Hoş geldin kızım. Fatma bakıver yavrum soğanlar pembeleşmiş. Anneciğim niye zahmet ediyorsunuz? Ne zahmeti yavrum? Oğlumla torunuma her şey feda olsun. Ne yapayım? Ana yüreği işte. Faydalı bir şeyler yesinler istedim. Sebze yesinler diye düşündüm. Pembeleşmiş büyük hanım. İyi kıymasını koyuver Fatma. Ay keşke hiç uğraşmasaydınız. Biz bu gece yemeği dışarıda yiyeceğiz. Çoluk çocuk kebap yemeye gidiyoruz. Ah kızım siz hiç mi televizyon seyretmiyorsunuz? Fatma bakayım o kıymaya kızım. Buyurun büyük hanım. Kızım bu kıyma çok. Bak şu kadar yeter. Şöyle koy. Peki hanım. Pardon ama anneciğim ben televizyonla kebapçı arasındaki bağ pek kuramadım. Var yavrum var. Uğur Dündar'ın programını izlemiyor musunuz? O kebapçıların mutfaklarını gösteriyor.
Vallahi zehirlenirsiniz. Anneciğim, bizim gittiğimiz kebapçı çok meşhur. En az 30 yıllık. Yani yer bile bulamıyorsunuz. Kim bilir kaç para ödersiniz oralarda. Levent'e de yazık değil mi yavrum? Canı çıkıyor sabahlara kadar evladımın oralarda. Levent de çok seviyor anneciğim kebap yemeği. Hem zaten o istedi. E Berke de çok heveslendi. Kabakları da koyayım mı hanımım? Koy kızım. Bak mis gibi kokmaya başladı. Hakikaten şahane oldu. Fatma. Kabak kaleyi de yarın yeriz artık. Olmaz. Taze taze yenir bu. Anneciğim biz rezervasyon yaptırdık. Sen hiç merak etme yavrum. Ben telefon eder iptal ettiririm onu. Hem ne gerek var yavrum? Bir tabak yemek 10 milyon dışarıda. Ama anneciğim. Kızım ne işiniz var dışarıda? İşte mis gibi kabak yemeği. Bak hem de kıymalı. İyice karıştır Fatmacığım. Levent'ciğim ver tabağını sana biraz daha kabak koyayım yavrum. Anneciğim yeter ya. Yavrucuğum sen çocukluğundan beri kabağı çok severdin. Ne oldu? Ne değişti? Bir şey değişmedi de kabağı seviyorum diye şimdi bütün tencereyi yemeyeyim. Ne kabakçıya gidecektik anne? Yarın gideriz artık oğlum. Yemeyeceğim işte, yemeyeceğim bunu. Berkeciğim üzme bizi. Hadi ye oğlum. Bak, kabak. Baban da çok seviyormuş çocukluğundan beri. Oğlum, iyi hadi bak sana söz veriyorum. İlk boş günümüzde kebap günü yapacağız, tamam mı? Hadi, oley! Yemeyeceğim işte. Bak Berkeciğim, eğer kabak yersen hasta olursun. Hasta mı? Tabii. Sonra okula gidemezsin. Arkadaşların top oynarken sen ateşler içine kıvranıyor olursun. Hadi ye bakayım hadi. Anne yarın okula gitmeyeceğim. Berke'yi yatırdım hanımcığım. Ah, sağ ol Fatmacığım. Gördünüz mü bakın? Sağlıklı yemek yiyince insanda şişkinlik falan da olmuyor. İyi ki gelmişim de size yemek yapmışım. Dışarıda yeseydiniz perişan olacaktınız. Valla öyle anneciğim ya. Yavrum sen de böyle yemekler yap bundan sonra değil mi? Olur anneciğim. Ya iyi ki yaptınız yemeği. Yoksa böyle karı koca çocuğumuzu da alıp yani dışarılarda rezil olacaktık vallahi. Ellerine sağlık anneciğim ya. Lafım olur yavrum, lafım olur. Ben her pazar geri yaparım size yemek. Ah, lafım olur evladım. Vakit geldi. Ben de gideyim bari. Evime gideyim. Nasıl istersen anneciğim. Ben bırakayım bari seni. Sen zahmet etme evladım. Ben taksiye biner gider. Olur mu öyle şey anneciğim? Tamam hadi ben götürürüm seni. Hadi. Peki oğlum. İyi geceler kızım. İyi geceler anneciğim. Ben bırakıp dönerim tamam mı? İstediğin zaman dönebilirsin Levent. Ben zaten yatacağım. Biliyorsun sabah uyuyamadım. Senin ya. Sen annene gitmişken hazır bir şeyler yesene. Hani o çocukluğundan beri sevdiğin şeyler var ya. Hadi anneciğim. Hadi gidelim oğlum. İyi geceler. Hadi. Pazar gününü daha atlattık. Bakalım haftaya ne olacak? Hiç bugün atlattık diye sevinme Levent. Annen hayatımızda bu kadar baskın olduğu sürece bu iş daha nereye kadar gider bilemiyorum. Pazar sabahı rahat rahat uyuyamayacaksak, oğlumuzu alıp bir kebapçıya gidemeyeceksek, bütün bunların hepsine annen karar verecekse... Ya
Günaydın güzeller güzeli. Günaydın. Selin'cim, hadi uzatma ya. Bak yepyeni bir hafta başlıyor. Hadi canım benim ha. Uzatmıyorum Levent. Aşkım ağzını uzatmıyorum diyor ama bedenin tam tersini söylüyor yani. Hadi büyütme ya. Ya ne olur hakkımı yeme Levent ya. Ne kadar anlayışlı davrandığımın biraz farkında ol. Ya anne yüzünden hiçbir zaman çekirdek aile bile olamıyoruz ya. Sen, ben ve Berke yalnız kalmak istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Hayır aşkım tamam çok şey istemiyorsun da yani annem diye de bir gerçek var. Bunu artık kabul et. Bunu niye kabul etmek istemiyorsun onu anlamıyorum ben ya. Ben ne yapabilirim ki yani? Yapayalnız yaşayan bir kadın. Babam zaten ölmüş gencecik yaşta. Hadi, hadi uzatma Levent. Kalk çocuğun servisi kaçacak. Aman be, 10 yılda bitmedi şu dert be. Filistin'le İsrail gibi böyle çatışıp çatışıp duruyorlar ha. Benim aslan oğlum. O kadar kabak yedim, yine de hasta olmadım. Tembel seni. Aklım hala şu yiyemediğimiz lahmacunlarda baba. Öyle mi baba? Sana o kadar çok lahmacun yedireceğim ki baba yeter diyeceksin en sonunda. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Hadi sen dışarıya. Dışarıda hava güzel, dışarıda bekle. Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım anne. Güle güle oğlum benim. Bana öpücük. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Oh. Bak çocuğu yabancı dille eğitim veren okula gönderelim diye ısrar ettin ne oldu? Ya iletişemiyoruz çocukla. Bayağı dekoder lazım ya. Saçmalama. Neyse ben bugün sizin hastane civarında olacağım. İşim mi? Kuru temizlemeciye uğrayacağım. Gelmişken belki buketle yemek de yeriz. Ya ben bugün ameliyatta olacağım ya. Olsun. Biz buketle kadın kadına sohbet ederiz. Bu kadın kadına sohbetlerin sonu hiçbir zaman iyi olmadı ya. Neyse. Tamam. Peki. Hadi görüşürüz hayat. Hadi. Hoşça kal canım. Tamam. Başhekimle görüşecektim. Levent Bey henüz gelmedi. Konu neydi? Temizlik ihalesi için gelmiştim. Numune getirdim de. Odası şurada ama gelinceye kadar bekleyeceksiniz. Tamam beklerim. Teşekkür ederim. Ne istiyor bu arkadaş Hülya hemşire? Levent Bey'i sordu. Temizlik ihalesi için numune getirmiştim. Peki sen ne dedin? Daha gelmediğini söyledim. Odasını gösterdim. Hem sana ne oluyor? Niye soruyorsun ki bunları? Görev icabı soruyorum bacım. Hani hastaneye giren çıkan belli olsun. Güvenlik çaktırma. Tamam tamam. Geliyorum. Ah babacığım hoş geldin. Aman da aman. Hoş bulmuşuz. Nasılsın bakayım? İyi. Bana bak. Sen biraz durgun görünüyorsun bugün. Yok bir şey babacığım. Doğru söyle. Levent'le mi kavga ettiniz yine? Gerçekten bir şey yok. Hadi gel bir kahve içelim. Tamam. Hoş geldiniz Teo Bey. Hoş bulduk Fatma. Ne haber? Sağ olun. İyilik ne olsun. İşte. Gel babacığım gel. Tamam arkadaşlar, ameliyathaneye geçin ben geliyorum. Ameliyata mı hocam? Sana ne? Sana ne ya? Ya kendi evime kimin gelip gelemeyeceğine ben karar veremeyecek miyim ya? He? Ya ne yani şimdi? Allah Allah ya annemi şimdi eve almayalım mı ya? Onu mu demek istiyorsunuz bana? He? Hele o yemek meselesi ne olacak peki? Ya kaç yaşında adam olmuşum ya? Benim ne yiyip ne yemeyeceğime annem mi karar verecek? He? Konuşsana. Haklısınız hocam. Anlaşıldı. Gene karısıyla annesi kavga etmiş. Ya bırakın bir rahat rahat ameliyatımı yapayım kardeşim. Ya Allah'tan orada kimse karışmıyor ha. Yok orayı kes, yok burayı bilmem ne yap. Bu ne ya? Bıktım be. Ama yok. Yok. Yok bundan sonra bitti. Bundan sonra evde huzur istiyorum. O kadar. Hadi yalla. Yalla şimdi hadi. İnat ediyorsun, şu montla oturuyorsun, şu haline bakar mısın? Karizmam bozdu. Bugün çok yoruldum yalnız.
Ah, ben artık kalkayım. Zaten buralardan geçiyordum. Bir uğrayayım dedim, o kadarcık. Ben artık gideyim. Olur mu canım benim, ha? Hadi. Babacığım, ben de seninle geliyorum. Alışveriş yapmam lazım. Ah, şu kadınların alışverişleri ise hiç bitmez. Üniversiteden arkadaşlarım geliyor. Onlar için hazırlık yapıyorum kaç gündür. Kaç kişi kız, kaç kişi? Hepsi evli babacığım. Baba şakayı diyorum ya. Hemen geliyorum ben. Ha, senin yaşıtların da zaten bana göre çok yaşlı. Fatma? Fatma? Ne oldu sana Fatma? Ceket, eski ceketiniz var mı? Var. Ben zaten eski montlarımı atmam. Peki, ne? Çizme, pantolon ve fular? Var da ne yapacağım bunları? Şey, köye göndereceğim. Köye mi? Köye. Ne yapacaklar bu giysileri orada? Lazım olur Teo. Bütün gün toz toprakla uğraşıyorlar. Tamam, tamam. Bir daha geldiğimde getiririm. Tamam mı canım? Hadi. Peki şey de var mı? Ne? Şu kafanızdakinden. Var, var. Onu da getiririm. Allah Allah. Köy ortamı ne kadar çok değişti ben görmeyeli. Hadi babacığım, gidelim mi? Hadi gidelim, hadi. Hoşçakal Fatma'cığım. Güle güle hanımcığım. Girin. Başhekimle görüşecektim. Buyurun benim. İyi günler hocam. Temizlik işi için gelmiştim ben. Buyurun şöyle alayım sizi. Numune getirmiştim hocam. Bakayım ne var onlar içinde? Deterjan var, sıvı sabun var, çamaşır suyu var. Aklınıza gelen her türlü malzeme var hocam. Güzel, güzel de yetmez. Anlamadım. Bunlardan daha çok getirmen lazım. Bir kullanalım görelim. Bakalım bizim kalitemizde bir hastane için yeterli mi? Ne kadar isterseniz hocam. Yığarım hepsini kapıya. Kapıya yığmana gerek yok. Ben sana diye söyleyeceğim, oraya getirirsin. Tamam. Tamam hocam. Selin'ciğim. Ah canım. Ay iyi ki geldin ya. Ben de şöyle bir yarım saat nefes alayım. Ay benim de seninle konuşacaklarım var. Levent'le mi ilgili? Sayılır. Neyse hadi gel, vakit kaybetmeden kafeye gidelim, orada konuşuruz. Peki tamam. Levent'e bir uğrasa mıydık gelmişken? Yok, o ameliyatta. Ha. Ben de bir üstümü değiştirip geleyim o zaman. İyi hadi. Tamam. Tamam hocam. Mallar öğleden sonra emrinizde. İyi olur ama bu konu hakkında sakın kimseyle bir şey konuşma. Yoksa rakipler de getirir numuneleri, bu işin tadı kaçar. Tamam. Peki ihaleyi ne zaman bitirirsiniz hocam? Koskoca başhekimle konuşuyorsunuz. Halledeceğim dedim mi hallederim. Hadi git sen. Peki hocam, iyi günler. İyi günler, iyi günler. Artık evinizde yemekleri bile Levent'in annesi yapmaya başladı. Yani Allah kolaylık versin sana, ne diyeyim. Yani ne yapacağımı bilemiyorum Buket. Ya kayınvaliden bize geliyor ya biz ona gidiyoruz. Bu işin sonu yok. En son ne zaman Levent, Berke, ben bir yere gittik onu bile hatırlamıyorum. Yani hep mi böyleydi Şekir? Son zamanlarda dozun iyice arttırdı. Çocuklar sağ olun ya. Hadi görüşürüz. Bana bağırmak istediğin bir şey var mı hocam? Sen ne diyorsun sen ya? Evet, sen bana çay getir abiciğim. Ama doğru düzgün olsun. Millete yaptığın bulaşık suyu gibi olanlardan olmaz, tamam mı? Baş üstüne. Bu sefer piyango vurmadı ama yine de amorti var. Demek evde doğru dürüst çay da yok. Selin'ciğim, bak senin konuşman lazım.
bu karşına. İki medeni insan gibi herkesin kendine ait bir hayatı var diye konuş. Hayatım, sen benim kayınvalidemi tanımıyorsun. Olsun Selin'cim, yani onunla konuşamıyorsan Levent'le konuş bari. Yok, bir çare bulun. Levent hiç annesine laf söyletmiyor ki. Buldum. Sadece haftanın belli günlerinde gelsin. Nasıl yani? Yani mesela haftanın 3 günü görüşün, diğer günleri hiç görüşmeyin. Hayatta kabul etmezler. Ya bir dene canım, ne kaybedersin? Göreceğiz bakalım. Hesap lütfen. Canın sıkkın kardeş. Aynı hikaye abi. Annem ve karım. Kavga mı ettiler? Etmediler ama an meselesi. Evde öyle bir gerginlik var ki anlatamam yani. Mesele nedir? Selin annemin hayatımıza çok fazla karıştığını düşünüyor. Doğru düşünüyor ama. İyi de abi, yani şimdi annemin hayattaki tek ilgi alanı biziz yani. Ve kadın kaç yaşına geldi? Ben de onu bugünlerinde mutlu etmek istiyorum. Ve öteki taraftan Selin de haklı. Yani denk taştan daha beter durumdayım. Geliyorum. Merhaba aslan oğlum benim. Merhaba anne. Oh, okul nasıl geçti? Hep olduğu gibi. Öğretmenler anlattı, biz de dinlemedik. O ne demek o? Şaka anne, şaka. Aç mısın? Hem de nasıl? Okulda çok az yemek yedim. Neden? Yemekte kabak vardı da ondan. Ay. Hadi bakalım. Of. Of. Ben çıkıyorum Kemal. Tamam, görüşürüz. Ha? Bana şans dile. Niye o? Yarın Hülya için atağa geçiyorum. Oğlum ben sana daha önce ne dedim? Artık başhekimim bak, sakın beni rezil etme. Ya atağa geçiyoruz dediysek de üzerine atlayacağız demedik ki abicim. Yusuf ne göre davranacağız? Ey Allah'ım ya, evde karımla annem, burada Hasan'la Kemal, lan nerede rahat edeceğim ben ya? Tamam. Ödevlerin bitti mi oğlum? Azıcık kaldı. Hadi benim aslan oğlum, git yap ödevlerini bir an önce. Hadi sen de rahatla, hadi. Okey baba. Fatmacığım sen de gidebilirsin. Ben hallederim buraları. Peki hanımcığım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Levent. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Al işte. Kaza geliyorum demez de ne demek? Bak. Kaza geliyorum diye bas bas bağırıyorsun. Seni dinliyorum Selin'ciğim. Konu annenle iç işlerimize karışması. Bir şey demeyecek misin? Dinliyorum güzelim. Levent, bak ben daha fazla dayanamıyorum. Yani annen hayatımıza her zamankinden daha fazla karışmaya başladı. Ya abartıyorsun Selin. Nasıl abartıyorum ya? Dün bütün bir pazar günümüzü annenle birlikte geçirmedik mi? Ya iyi de hayatım, şimdi annemin niyeti kötü değil ki. O sadece bizim düzenli beslenip beslenmediğimizi görmek için gelmiş. Ya evet. Yakında gelip zaten sana yemek yedirmeye kalkarsa hiç şaşırmayacağım ben. Annem çok yaşlı bir kadın Selin. Yani kadının hayatında bizden başka ilgilenebileceği hiçbir şey kalmamış. Ya Levent, ya bu işe bir dur dememiz lazım. Yani ben kayınvalidem, siz sadece bize ait zamanlarda geçirmek istiyorum. Ya iyi de benden şimdi böyle bir şey söylememi nasıl beklersin Selin? Yani ne diyeyim ben şimdi, anneme yurt dışına mı göndereyim? Ya annenle konuşalım. Her gün görüşmeyelim. Mesela haftanın sadece belli günlerinde görüşelim. Vallahi çok güzel olur ya. Ne diyeceğim peki ben anneme? Ha bakın hanımefendi, bugün için bizde rezervasyonunuz gözükmüyor ama yarın saat 20'ye isterseniz size tek kişilik bir yer ayırabilirim. Bunu mu diyeyim yani? Aman hemen olayı sulandır. Hem böylece onunla daha kaliteli zaman geçirebiliriz. O ne demek ya? Ya tabii ya. Böyle bir düzen kurabilirsek annen için de çok daha iyi olur. Hem onunla daha fazla ilgilenebiliriz, öyle değil mi? Ya Selin'cim ya bu iş... Ya bu iş dündü ya. Bak bitti, geçti, gitti işte. Yok şimdi. Ne olur uzatma ya. Bak tam senin istediğin gibi. Bak baş başayız. Gördün mü? Hani annem? Nerede annem? Aa yok. Hani annem diyor. Aa yok. Demez ya. Aşkım. Gel biz şu işi unutalım şimdilik. Ha? Hem ben seni ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim oraya? Bak. Ama böyle bir durum bir daha tekrarlanırsa benden anlayış falan bekleme, tamam mı?
Beklemem. Olur mu ya öyle bir şey? Asla. Asla böyle bir durum bir daha tekrarlanmayacak. Asla ya böyle bir şey olursa ben gideceğim, kendim konuşacağım annemle ya. Diyeceğim böyle, böyle, böyle diyeceğim ya. Aşkım benim ya. Sen şimdi söyle bakayım, arkadaşların yarın geliyorlar mı? Geliyorlar. Hadi millet, ben yatmaya. Vallahi aslan oğlum benim. Var mı benden istediğin bir şey? Nasıl ha? Bir soru bu baba? Şimdi isteyeceğim bir şey var mı ki? Yok değil mi? Oh. Oğlum hadi sen yat, ben birazdan geleceğim odana. Hadi iyi geceler. Size de iyi geceler. Hadi iyi geceler. Birazdan televizyonda çok güzel bir dizi var. Belki biz de onu seyrederiz. Tamam, böyle sarmaş dolaş seyrederiz ha. Peki böyle çekirdeğimizi, meyvemizi falan da alır mıyız ya? Ay, lafı bile hoşuma gitti. Aa, bu saatte hayırdır? Yaran ağırdın. Hastaneden bir şey olmuş olmasın ya? Anne! Hiç sorma başıma gelenleri Levent. Hayırdır anneciğim, tansiyonunuz falan mı çıktı? Ah yok kızım, yok. Sağlığım yerinde çok şükür. Ah. Anneciğim ne oldu, konuşsana. Banyonun kapısının kilidi bozuldu. Yarın sabah bir tamirci bulur, hallederiz anneciğim. Ah, olmaz kızım. Nasıl olmaz? Ah, ben o banyoya giremem. Nasıl yani, anlamadım ben. Niye giremiyorsunuz? Ben 50 yıldır ne zaman banyoya girsem kapıyı arkadan kilitlerim. Hani şimdi kilit bozuk olunca ben rahat edemem yani şey... Yapamam kızım, yapamam. Anneciğim sen... Yalnız yaşayan bir kadınsın değil mi? Ha? Yani kitlesen ne olur, kitlemesen ne olur? Ah, olmaz dedim oğlum, uzatma lütfen. Ben oraya giremem. Ne yapacağız? Gecenin bu saati nöbetçi marangoz mu arayacağız? Bilmiyorum artık. O kapı düzelmeden ben o eve girmem. İyi bari anneciğim, ne yapalım? Kal bu gece bari bizde. Ha? Siz bilirsiniz yavrum. Rahatsız etmeyeyim. Ne demek rahatsız etmeyeyim anneciğim? Olur mu öyle şey ya? Levent'ciğim hayatım, seninle bir saniye konuşabilir miyiz? Bir saniye bir düşün şimdi, bak şimdi. Ya bu gerçekten doğruysa, ha? Ya bu kadın gerçekten yapamıyorsa... O zaman bu kadının mutlu söylemesi mesanesi zarar görmez mi? Levent yapma Allah aşkına, sen doktorsun. Kendi söylediğine kendin bile inanmıyorsun. Siz beni yok farz edin çocuklar. Ben şuracıkta oturur, televizyon seyrederim. Anneciğim, misafir odasına televizyon var. Olur mu evladım, ben misafir miyim? Ben yatıyorum Levent. Sen annenle otur, sıkılmasın. Levent gel yavrum, gel. Bir dizi var, ay ay öyle komik ki, bir bahçıvan var. Çok beğeneceksin evladım, bak beraber seyredelim. Hadi. İnatçı kadın.
Levent çok deli yatar da yavrum. Üşütmesin diye üstünü örtmeye geldim ya. Yavrum benim, ah paşam benim, bu paşam, paşam. Selin ya, ödümü patlattın ya. Hiç itiraz istemiyorum Levent. Şimdi aşağı iniyorsun ve annene bizi haftada hiç olmazsa 2 gün rahat bırakmasını söylüyorsun. Ya bismillah ya. Şu hale bak ya, daha yeni uyandım. Daha nerede olduğumu farkında değilim ya. Beyaz peyniri çıkardın mı Fatma? Çıkardım anneciğim. Yeşil zeytin? O da burada. Siyah zeytin? Burada. Levent eski kaşar sever. Eski kaşar çıkardın mı kızım? Evet anneciğim. Ha o eski kaşar. Bak berkeli yumurta sakın katı olmasın. Peki anneciğim sayıyorum. Hadi bak, say çocuğum say. 99. 105. Annem dün gece yatak odamıza bile girdi Levent. Ne? Ne zaman ya? Senin üstünü örttü. İmkanı yok ya sen... Rüya görmüşsündür ya. Eğer annenle konuşmazsan bir daha beni rüyanda bile göremeyeceksin Levent. Ya iyi de güzelim ben hayatta anneme böyle bir şey söyleyemem ki ya. Tamam o zaman. Ben gidip tek başıma konuşacağım. Ama inan bu senin için çok daha kötü olacak. Çünkü onu yalnız bıraktığını düşünecek. Kahretsin ya. Ya ben de bahtsız bir adamım ya. Bu ne bahtsız bir adamım ya. Levent'ciğim gideyim mi yoksa seni mi bekleyeyim? Geliyorum hayatım, geliyorum. 198, 199, 200. Fatma bakıver kızım, ekmekler kızarmış mı? Peki hanımcığım. Kızarmış. Fatma, ben vişne reçeli yapıp getirmiştim kızım, nerede göremiyorum. Hanımcığım bir sürü reçel var ya. Olmaz Fatma, olmaz. Hadi onu da çıkar kızım, Levent çok sever. Hadi, hadi. Çabuk çabuk. Oo, nihayet gelebildiniz. Hadi çabuk olun, ekmekler soğuyacak. Fatmacığım, sen Berke'yi kaldırsana. Bizim annemle konuşacaklarımız var. Peki hanımcığım. Ya var ya, keşke kahvaltıdan sonra konuşsaydık ya. Karga kahvaltısını etmeden neymiş ayol konuşacağınız? Hadi söyleyin bakalım ha. Ya, salona geçelim mi? Salona mı? Geçelim bari. Hayır, ne olacaksa. Hadi ne söyleyeceksiniz söyleyin bakalım. Anneciğim. Şimdi şey diyeceğim. biliyorsun biz seni çok seviyoruz. Sadede gel evladım, hadi sadede gel. Şimdi seni devamlı aramızda görmek bizi vallahi acayip mutlu ediyor. Şimdi şey diye düşündük biz. Yani şöyle düşündük. Yani böyle olursa daha iyi olur diye düşündüğümüz... Hadi çıkar ağzındaki baklayı oğlum. Hadi çıkar, hadi. Anneciğim, biz diyoruz ki, şimdi biz düşündük kendi aramızda. Diyoruz ki, bize sen böyle günlerde şey yapsan, gelsen diye. Ne demekmiş o? Buyurun Selin Hanım. Ben lafı belli bir yere kadar şey ettim. Devamını siz bitiriverin. Anneciğim yani biz demek istiyoruz ki sizin bize ne zaman geleceğinizi önceden bilsek, sözleşsek ne güzel olur değil mi demek istiyoruz? Ha, anladım. Görüş günü uygulamasına geçiyoruz. Ya ne alakası var anneciğim? Bari bayramlarda ve yılbaşında daha uzun kalayım oğlum. Anneciğim biz öyle demek istemedik. Ziyaret saati kaçta başlıyor? 12 mi 1 mi? Anneciğim yanlış anladınız. Biz sizinle daha çok ilgilenebilmek, yani hazırlık yapmak, size daha kaliteli zaman geçirtebilmek için böyle bir yol düşündük.
Demek artık seni yanımızda istemiyoruz demenin modern yolu bu ha. Daha kaliteli zaman geçirelim. Anneciğim bir kızma ne olur ya. Bak bir deneyelim göreceksin herkes daha mutlu olacak ya. Bu konuda bari biri benim fikrimi alsaydı. Mesela bugün sizin gününüz. Ne demekmiş o? Yani bugün bütün günü birlikte geçeceğiz. Ama yarın herkes serbest. Hem zaten yarın benim arkadaşlarım geliyor. Ben istesem de kimseyle ilgilenemem. Demek arkadaşların geliyor diye bunu yapıyorsun gelin hanım. O zaman bu durumda yeni uygulama gereği yarın annemi göremeyeceğiz. Ama bir sonraki gün annemizi yemeğe çıkartacağız değil mi tontiş? Çok iyi fikir Levent'ciğim. Ne dersiniz anneciğim? Gör bak gelin. Ben de gelip senin arkadaş toplantında baş köşeye oturmazsam bana da adalet demesinler. Madem siz birlikte böyle karar verdiniz, ben karışmayayım o zaman. Siz bildiğiniz gibi yapın. Ben zaten gidecektim. Ne zaman döner yemeğe gideceğiz baba? Ne zaman döner yemeğe gideceğiz baba? Yakında. Hem de çok yakında. Savunun dönerler. Biz geliyoruz. Hadi bakalım göreceğiz. Gel. Hadi anneciğim gecikmeyelim ya. Levent. Şimdi görüş günlerinde telefon etmem yasak mı değil mi onu merak ettim ben. Anneciğim lütfen ne zaman isterseniz arayabilirsiniz bizi. Hadi anneciğim hadi. Hadi eyvallah. Hadi bakalım. Hoşça kalın. İnanır mısın Hülya? Her sabah hastaneye gelirken çok heyecanlanıyorum. Nedenmiş o? Seni göreceğim diye. Bütün kadınlara aynı şeyi mi söylüyorsunuz Kemal Bey? Saçmalama. Yani gözüm senden başkasını görmüyor ki benim. Gerçekten mi? Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatma. Nasılsın? İyiyim sağ ol teyze. Bak getirdim senin istediğin kıyafetleri. Allah senden razı olsun. Köydekiler bir sevinecek bir sevinecek ki sormayın. Allah Allah köyde bu kıyafetlerin ne işe yaradığını ben hala anlamış değilim. Ama hadi neyse. O kıyafetler öyle bir işe yarayacak ki. Hadi görüşürüz Fatmacığım. Güle güle Teo. Üçüncü kata gideceksiniz. Ne diyorum biliyor musun Hülya? Sizi dinliyorum Kemal Bey. Bu akşam hastaneden çıkışta yemeğe gitsek. Ya çok güzel bir kafe biliyorum. Bilemiyorum. Buralarda sizin hakkınızda hiç iyi şeyler söylemiyorlar. Ne diyorlarmış? Siz hastanedeki bütün kadın doktor ve hemşireleri yemeğe davet edermişsiniz. Tamamıyla iftira. Yani ne zamandır şu hastanedeyim, daha bir kişiyle bile yemeğe çıkmadım. Aslında çıkamadım. Yani yüzlerce kere sordum ama nedense kabul eden olmadı. Sahi mi? Evet. Bir keresinde herkesi iftara çağırmıştım, onu demişlerdir. O zaman size bir şans verebilirim belki. Öyle mi? Tamam o zaman. Akşam çıkarız. Oley be Kemal. Kırdın mahkus talihini sonunda. Ya sen iyice kafayı yedin ha. Ya bundan sonra böyle gezeceksin ne demek? Ya öyle deme Mustafa. Bu deri ceketle bahçede çalıştığını bir hayal etsene. Nasıl? Çok heyecanlı değil mi? Tamam işte. Durum kesinleşti. Bizim Fatma kafayı resmen yemiş bulunuyor. Ya kırma beni Mustafa. Hadi giy şu kıyafeti. Ya hadi giydik diyelim. Ya bir günde bahçede mahvolur bu kıyafetler ya. Daha iyi ya. Nasıl yani? Seninle birlikte temizleriz. Buyur. Fatmacığım, yarın benim arkadaşlarım geliyor. İstersen biz bugünden hazırlığa başlayalım. Ne dersin? Tamam hanımcığım. Ben de çimlere biçeyim. Barış Bey'in dosyası ikinci kata çıkacak. Hülya. Efendim Hasan. Elimde var ya çok kaliteli bir hesaplı temizlik malzemeleri var. Ne zamandan beri toptancı oldun ki sen? Sana bir aranjman yapayım mı? Bulaşık, çamaşır, yer için en vay çeşit temizlik malzemeleri. İster misin he? Kaç para?
Fiyatı ucuz ya. Baksana şu bir. Sudan ucuz. Her zaman gelmez, her zaman bulunmaz. Şu haline bak senin. Oturmuş börek yapıyorsun. Yakışıyor mu hiç sana? Ah, eskiden finansal analizler yapardın. Kredi raporları hazırlardın. Dolar euro paritesiyle ilgilenirdin. Şimdi hamurun kıvamını tutup tutmadığıyla ilgileniyorsun. Dikkat et, yavaş yavaş ev kadını olmak üzeresin, ona göre. Nereden nereye? Bir şey mi dediniz hanımcığım? Yok bir şey, sen karıştırmaya devam et. Peki hanımcığım. Neyse ki Adalet Hanım'ın ses soluğu çıkmadı. İyi oldu, kızlar gelmeden şu işi de hallettik. Ne dediniz hanımcığım? Adalet Hanım hiç aradı mı? Hayır hanımcığım. Güzel. Tak tak. Bu gece benim gecem kardeşim. Oğlum var ya, sonunda oldu ha. Bugün benim günüm. Ya Kemal, yine abuk sabuk konuşmaya başladın ha. Hasan bile senden daha anlaşılır konuşuyor. Benim yerimde kim olsa dili dolanır abicim. Hatta gördüğüm olur, bir daha çözülemez. Abi var ya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insan bir konuya bu kadar iyi girememeyi başarabilir. Vallahi. Bak yarım saattir konuşuyorsun, daha hiçbir şey anlatamadım. Farkında mısın? Bravo yani. Hülya hemşire var ya. Evet var. Bu gece yemeğe çıkmayı kabul etti. Kardeş çak. İyi de kardeş, ben niye çaktım ki şimdi ya? Ben bu hastanenin başhekimiymişim. Bu durum iyi mi kötü mü, ben ondan emin değilim ki. Kardeş, başhekimsin ama önce insan, sonra erkek, sonra da benim has arkadaşımsın. Ya benim adıma sevinmelisin. Bana bak, kızcağızı üzecek bir şey yapma ha, tamam mı? Oğlum ben son 2 yılımı bu işe ayırdım. Bozar mıyım zannediyorsun? Bilmem, konser olunca insan pek emin olamıyor yani. Geçmiş olsun birader. Sağ ol hemşerim. Var mı bir şeye ihtiyacın? Yok, ne olsun. Sıramı bekliyorum. Şimdi ben o işi hallederim. Nasıl yani? Anlamadım. Seni sevdim. Sıranı öne aldırırım diyorum. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Bak hemşerim, elimde çok kaliteli ve ucuz temizlik malzemeleri var. Sen diyorum, bunlardan bir miktar al. Sağ ol ama ihtiyacım yok. Al bence, bu fırsatı kaçırma. Bugün ihtiyacın olmasa yarın olur. Bunlar zaruri, zaruri. Vallahi istemem. Daha yeni almıştım. Sen bilirsin. Bazen bu hastaların sıraları karışıyor, biliyor musun? Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok birader. Maazallah sıram bir karışırsa var ya, 2 gün burada kuyrukta bekleriz. Yapma ya. Şey, bunları alırsam da karışır mı? O zaman tıkır tıkır yürür işte. E peki. Borcum ne kadar? Sen ver, biz hallederiz. Fatmacığım, sen gerisini halledersin değil mi? Ben eksikleri almaya gidiyorum. Tamam hanımcığım, bana bırakın. Tamam, ben belki gelmeden gelirim zaten. Hadi görüşürüz. Peki hanımcığım. Buyurun bakalım Fatma Hanım. Tamam, ben getirdiklerini giydik. Ay çok yakışmış Mustafa. Şöyle dik dur bakayım. Bir motosikletin eksik. Motosikletin de olsa arkasında da ben binerdim. Hani o reklam filmlerindeki Kenan Doğulu gibi olurdum vallahi. Ya ne diyorsun sen ya? Bu halde köye gitsem kahve almazlar vallahi. Boş versen. Önemli olan ben mi, kahvedekiler mi Mustafa? Ya Fatma, bunlarla nasıl çalışacağım ben? Akşama kadar da pişik olacağım vallahi. Tamam, her şeyi anladım. Tamam. Yalnız bunu takmanın gereği nedir onu anlamadım. Olmaz Mustafa. Onsuz olmaz. Yahu Fatma, bahçede tehlikeli bir şey var da o yüzden mi takıyorum ben bunu? Kafama böyle patır patır elma mı yağacak? Rüzgar asıp böyle kafama dal mı çarpacak? Ya olacak şey mi bu ya? Selam kardeş. Ne iş? Hülya işi. Aa, siz bugün yemeğe çıkıyordunuz değil mi? Hem de ne yemek? Yerimizi ayırttım. Hatta masaya beyaz güller koydurdum. Beyaz güller mi? Neden? Saf ve temiz duygularımı anlatmak için. Neden olacak? Sen kendini başka biriyle karıştırıyor olma sakın ya. Hayır, saflık kim? Sen kim? Ya, uzatma Levent ya. Hatta biz oradayken çalacak müziği bile ayarladım. Eksik yok. Her şey mükemmel olmalı. Vay iyi bari. Hikayeni şimdiden satın alıyorum ha. Haberim olsun.
Neye bakıyorsun hemşerim? Doktorum artık. Hangi doktora bakıyorum? Bir dakika kardeşim. Şimdi şunlardan hangisi beni tak çünkü çok daha romantiyim diyor, söyler misin? Ya git Allah aşkına Kemal ya. Şimdi onların ikisini de böyle boynuna dolayıp cart diye bir sıkacağım abicim. Dünyada son nefesini en romantik şekilde veren doktor sen olacaksın ha. Kıskanmayınız lütfen. Biz bekarların da canı var değil mi? Merhaba Fatmacığım, Berke geldi mi? Hayır hanımcığım. Benden yapmamı istediğiniz bir şey var mı hanımcığım? Belki şimdi okuldan aç kurt gibi gelir. Sen ona bir tost hazırlayıver, olmaz mı? Yanlış anlamayın hanımcığım ama belki okulda yemek vermiyorlar mı? Olur mu canım öyle şey? Tabii ki veriyorlar da çocuk hep aç geliyor. Büyüme çağı ondan herhalde. Merhaba canım, gel. Açım, açım diyorum size. Oğlum insan bir merhaba der önce. Halim yok anne. Tüm enerjimi açım demek için kullandım. Gel. Seyret perişan halimi, ben de akşam olmakta. Ben çıkıyorum Kemal. Zalim, oyun bozar. Zalim, yürü de yavaş. Mehmet Bey, merhaba, nasılsınız? Oo, merhabalar Tahir Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Merhabalar. Aslında biz Kemal Bey'i arıyorduk. Öyle mi? Buyurun. Buyurun, oturun. Buyurun. Merhabalar. Babamı getirdim Kemal Bey'e muayene olması için. Artık prostat, bağırsak iyice bir incelerseniz iyi olur. Olur efendim, yani bakarız. Yarın sabah erkenden kendisiyle ilgilenirim. Yarın olmaz Kemal Bey. Bugün, şimdi. Kendisini zor getirdim zaten. Bu yaşta muayeneden korkuyor. Ne? Hay üroloji ihtisası yapanın ya. Ama efendim yani bu saatte laboratuvarda kimseyi bulamayız. Herkes gitmiştir, değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Kimseyi eve göndermedim. Herkes sizi bekliyor. Buyurun. Öyle mi? Ne oldu Kemal Bey? Yani yok bir şey efendim, yok. Ben mutluluktan ağlıyorum. Yani beni bu göreve layık gördüğünüz için ne kadar sevindim, duygulandım onun için. Şey sağ olun, teşekkür ederim. Bedeli diye bir kavram var. Ya annem aramadı bugün beni. Aradı mı seni? Hayır, sesi sonu çıkmadı. Ya anne, babaannem nerede? Özledim. Evindedir oğlum. Evindedir değil mi? Evindedir, evindedir. Bu işin bu kadar kolay olduğuna inanamıyorum. Gelme dedi, gelmiyor kadın. Yarın arkadaşlarımla baş başayım. Tabii canım. Evinde mutlu mutlu oturuyordur ya. Nerede olacak? Hiç sanmıyorum ama. Falaç malevent. Afiyet olsun, ben odama gidiyorum. Afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Hemen banyo, ellerini yıkıyorsun. Şimdi ayağa kalkma vakti. Toparlanma. Bizim telefon çalışıyor değil mi ya? Ha? Annem falan birisi ararsa diye şey falan. Çalışıyor hayatım, biraz önce baktım ben. Senin cebin şarjı falan bitmiş olmasın? Galiba şimdi aynı sözleri. Yok. Gayet iyi. Seninki? O. Benimki de. İyi o zaman ya. Çok iyi ya. Kayınvalidem ortadan kayboldu. Kızlar geliyor mu yarın? Hmm, geliyorlar. Harika olacak. Şimdi biz onlarla herkesi kaynatırız. Ha, süper ya. Ha. Hayatım ya, ben yatıyorum. Yarın da dinlenmiş olmam lazım. Tamam. Hadi iyi geceler. Artık hadi iyi geceler. Edelim. İlk adımda aksayacağım. Ben de yatayım ya. Yatmanın kimseye zararı yok.
Ya bir arasam ilk annemi ya. Bilmem ki. Arayalım istersen. Çok da geç oldu ama. Yok yok, aramayalım ya. Lan zaten ters bir şey olsa o kesin bizi arardı değil mi? Tabii canım arardı. Tabii canım. Düşmanı mıyız biz? Tabii canım, ne hadi ya. Hadi iyi uykular. Sana da hayatım. Nasıl hayatım? İyi uyudun mu? Ne? İyi uyudun mu diyorum? Uyudum ya. İyi uyudum ya. Hadi çıkmam lazım benim. Hadi geç kaldım hadi. Hadi hadi fırlayın o zaman. Bugün ben büyük de gün. Biz Fatma ile evi toparlayacağız. Güzel. Hadi hadi hadi. Hadi. Evet geldik. Geç kalıyoruz hadi. Dur hadi çabuk şu montunu. Gel uzat kolunu çabuk. Servis geldi hadi. Hadi al çantanı da. Öpücük. Sağ ol anne. Öpücük. Hoşça kal. Bana da. Oh. Hadi. Hadi hoşça kal. Bay bay. Al hayatım sen de çantanı. Çantaya bak. Ya başhekim olduğumdan beri var ya başhekimlik yani hekimlik yapamıyorum ya. Hastanenin bütün ıvırı zıvırı benden soruluyor. Şu hale bak, şu çantanın içi var ya. Bir sürü idari işlerle ilgili dosya dolu ya. Olsun hayatım. Bak kariyerin için çok önemli bir şey bu. Artık yönetici doktor olarak önün iyice açıldı. Ya haklısın güzelim de ben işte eskisi gibi her gün ameliyat yapmayı da çok özledim ya. Ay ne olur şikayet etme Levent. Moralim bozulduğunda aklına beni getir, olmaz mı? Ay ne olur gene başlamayalım güzelim hadi. Benim de yoluma çıktı. Koskoca bankanın genel müdür yardımcısıydım. Ama ne oldu? Bir kriz. Bak o gün bugündür evdeyim. Evet hadi ben çıkıyorum Serincim. Kaçak güreşme Levent. Ne zaman ben bu konuyu açsam nedense senin evden çıkman gerekiyor. Öyle denk geliyor demek ki. Hadi hoşça kal. Levent! Bak artık başhekim oldun. Çevren iyice genişledi. Benim iş bulmamda daha fazla yardımcı olabileceksin. Duymamazlığa gelme. Ne oldu? Başhekim oldun, kulakların ağır mı işitmeye başladı? Anladın değil mi? Anladım Adalet teyze. Merak etme, ben eski artistim. Hadi bakalım, çaktırma sakın. Bu saatte kim olabilir ki? Teşekkürler. Size de zahmet oldu. Buyurun. Teyzeye iyi bakın yenge. O kadar acısı vardı. Ağzını bile açmadı. Vallahi çok şanslısınız. Geçmiş olsun Nur Yüzlü teyzeciğim. Sağ ol evladım. Sana da hayırlı işler yavrum. Hakkını helal et. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Ah, ah anneciğim. Ah. Hayır, ya nasıl oldu anneciğim? Ah, vallahi. Nasıl olduğunu ben de anlamadım kızım. Biri sanki arkadan eti verdi. Bir düştüm, kalkamadım. Ay, bir de baktılar ki bileğim çatlamış. Ah, kader işte, kader. Ben size bir ayağım çukurda diyordum da inanmıyordunuz kızım. Ah anneciğim, ah geçmiş olsun. Geçmiş olsun anneciğim. Anneciğim, Levent'e haber verdiniz mi? Ben ne yaptığımı biliyor muydum kızım? Vermedim tabii. Ne diyorsun Serin? Nerede düşmüş? Niye direkt bana gelmemiş? Ya Serin, madem annem yanında niye bütün bunları sana atıyorsun bana? Versene bir anneme. Dur hayatım, dur bir saniye. Anneciğim, Levent sizinle konuşmak peki istiyor. Kızım. Alo Levent. Ah yavrum ah. Ah yavrum, anneciğin ölümlerden döndü. Ya. Görünmez kaza evladım, görünmez kaza. Vallahi verilmiş sadakan varmış yavrum. Ya, yoksa bugün helva mı yiyecektiniz oğlum? Ah anneciğim, ah anneciğim ya. Ya neler diyorsun sen, olur mu öyle şey? Ya Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ya niye direkt bana gelmedin? En yakın hastaneye götürdüler çocuğu. Ya orada benim alçım yapıp gönderdiler yavrum.
Zaten çatlakmış yavrum, çatlakmış. Ay yok. Doktorun adını hatırlamıyorum. Evet. Ha. Ama senin gibi nur yüzlü bir çocuktu. Tamam anneciğim. Röntgenlerin yanında değil mi? Ya onları da mı unuttun? Tamam anneciğim, hadi hemen geliyorum ben, merak etme. Ne acelen var yavrum? İyiyim ben. Bakarlar bana burada yavrum. Ayak kırığı bu. Mücbir sebep. Kanunda bile yeri var. Vallahi doğru söylüyorum Leventciğim. Yavrum sen acele etme. Sen işini bitir öyle gel. Tamam mı çocuğum? Hadi öpüyorum. Anasının kuzusu benim. Öpüyorum yavrum. Hadi bay bay yavrum. Ne haber Levent? İyi. Ne o? Ters bir şey mi oldu? Kötü gözüküyorsun. Ya evden aradılar. Annem ayağını çatlatmış. Ne? Yapma ya. Nasıl olmuş? Ya yolda yürürken düşmüş. Ne olmuş? Sen gitmiyor musun? Ya yok, yemin ettirdi. Gelme dedi. Zaten gereken her şeyi yapmışlar. Tahir Bey arayacak zaten. Onu bekliyor. Hay Allah ya. Ben gideyim istiyorsan. Yok. Yapacak bir şey yok zaten şimdilik. Sen Kemal'i gördün mü ya? Hayır. Ay canım ya. Ne çok ara verdik değil mi? Ben de acayip özledim. Hep böyle diyoruz, sonra bir türlü görüşemiyoruz. Hadi hadi geçin içeri. Hoş geldiniz ya. Merhaba, hoş teyzeciğim. Geçmiş olsun. Ah sağ ol. Geçmiş yavrum, olsun. Sağ ol çocuğum. Sormayın kızlar. Annem de bugün ayağını çatlatmış. Kaza bu yavrum. İşte önüne geçilemiyor. Görünmez kaza. Nasıl gidiyor kızlar? İyi. Dur bakayım. Dilek! Ay canım, hoş geldin. Ne güzellik. Canım ya, sen de gel. Geçin değil mi kızlar? Yok yok, Yeşilya Pınar da daha yeni gelmişti. Canım benim. Merhaba Adalet teyzeciğim. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Yavrum kusura bakma, ayağım çatladı, ayağa kalkamıyorum ya. Aman geçmiş olsun. Sağ ol yavrum, sağ ol, sağ ol. Bir isteğiniz var mı anneciğim? Şimdilik yok yavrum. Madem Adalet teyze hasta, biz de gidelim bari. Ay yok, gerek yok evladım. Siz eğlenmenize bakın. Ben şuracıkta oturuyorum zaten. Kime ne zararım var ki? Peki o zaman, ben çayı koymaya gideyim. Siz de içersiniz değil mi anneciğim? İçerim kızım. Ben de sana yardım edeyim. Ben de. Ben de çok güzel çay demlerim. Ben de geleyim. Tesadüfe bak, kayınvaliden de tam ayağını çatlatacak günü bulmuş yani. Ay sormayın kızlar ya. Kayınvalidelerin hepsi aynı galiba. Ay iyi ki evli değilim. Mesela benimkisi evden çıkmıyor. Kaç yıllık evliyiz, oğlunu bir türlü paylaşmaya alışamadı benimle. Benimki de öyle vallahi. Hala oğluna yemek yapıp getiriyor. Bende de aynı sorunlar. Ama mecburen ne yapacağız? Katlanıyoruz işte. Fatmacığım gel gel. Bak çay da demlendi, sen şu fincanları hazırlayıver, olmaz mı? Peki hanım. Kızlar ne diyeceğim? Çayımızı burada içelim, ha ne dersiniz? Olur. Tabii canım, önemli olan birlikte olmak. Hem burası daha şirin. Adalet teyze de dinlenmek ister Selin'ciğim, öyle değil mi? Pek sanmıyorum. Göreceğiz bakalım. Akılları sıra, mutfağa sığınıp benden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Hiç umutlanmayın kızlar. Ay'a gitseniz uzay turisti olur, gene peşinize düşerim. Ay! 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 Size de ilginç gelmiyor mu? Deminden beri ağrımayan bacağı biz mutfağa geldikten sonra ağrımaya başladı. İsterseniz ben gideyim bakayım hanımcığım. Olmaz. Şimdi ben gitmezsem alınacak. Geliyoruz anneciğim. Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Ay! Hadi kızlar hadi. Siz gidin, ben bir su içip geliyorum. Ne oldu? Ağrınız mı başladı? Başlamaz olur mu kızım? Hem de çok ağrıyor. Ağrı kesici vermedi mi doktor? Verdiler tabii, verdiler. Vermez olurlar mı? Ama evde unutmuşum.
Burası doktor evi değil mi canım? Çok vardır onlardan. Şimdilik bir tane alıveririm işte. Anneciğim siz hastaneden direkt buraya gelmemiş miydiniz? Geldim tabii canım ama gelmeden önce de şey yaptım. Eve uğrayıp da şöyle eşyalarımı alıvereyim dedim. Yani aldım da... Tamam anneciğim, ben hemen ağrı kesici bir şeyler getiriyorum. İsterseniz önce Levent'i arayalım. Yani amma uzattım be kızım, yani altı üstü bir hap vereceksin. Sanki noterden vekaletname verir gibi, ne bu böyle sorgu sual? Tamam anneciğim, tamam getiriyorum ben şimdi. Anneciğim. Sağ ol kızım. Şifa versin. Biraz yatıp dinlenmek istersiniz belki. Biz mutfakta da otururuz. Siz rahatınıza bakın. Tabii Adalet teyzeciğim. Biz içeride de eğleniriz. Ne gerek var kızım? Siz de burada oturun. Ha? Hem bana moral olur. Acılarım azalır belki biraz. Nasıl isterseniz anneciğim. Ben bir çaya bakayım bari. Yeşimciğim hayırdır, ne oldu? Hayatımda gördüğüm en karizmatik bahçıvanı gördüm Selinciğim. Anlamadım, sen bizim Mustafa'dan mı bahsediyorsun? Tabii ki ondan bahsediyorum. Sizin iki bahçıvanınız yoktu değil mi? Yeşim bizim Mustafa'dan mı bahsediyor? Onunla işim bittiği zaman artık bizim eski Mustafa falan olmayacak. Karizmasını itinayla yok edeceğim hanımcığım. Hiç merak etmeyin siz. Selin! Selin! Ne oldu anneciğim? Bir şeyiniz mi var? Ne olmuş Mustafa'ya yavrum? Çok merak ettim. Ne Mustafa'sı anneciğim? Aa, biraz önce konuşuyordunuz ya kızım. Duydum. Yok bir şey anneciğim, yok. Nasılsınız bakalım kızlar?